Selamlar, kanalıma hoş geldin. Bugün elimde iki tane oyun konsolu bulunuyor. Selamlar, kanalıma hoş geldin. Bugün elimde iki tane oyun konsolu bulunuyor. Daha doğrusu gamepad kontrolcü diyebiliriz. Gamesir markasının Nova ve Nova Lite olan modellerini inceleyeceğiz. Şimdi bu kameraya da göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bu Nova Lite olan modeli. Kutusunu açacağız ve oyun performansına bakacağız. Bir de diğer olan Nova. Bu modelini inceleyeceğiz. Bunun da kutu açılımını yapacağız. Bunu da göstereceğim. Ayrıca burada ekstra harici kullanabileceğiniz aksesuarlar da mevcut. Tabii bende Nova Lite'den iki tane var. Bunu açmıştım. Tekrar paketledim. Aktif olarak bununla oyunlar oynuyorum. Telefona bağlayıp veya tablete bağlayıp. Bunu henüz daha kullanmadım. Birlikte kullanacağız. Gerçekten ürünlere baktığımızda bence malzeme yapısı kaliteli. Ben onu söyleyebilirim sizlere. Bu beyaz olan Nova direkt. Bu diğeri de Nova Lite. İkisinin de farklı özellikleri var. Onu söyleyebilirim sizlere. Bunların açıklamaya zaten linkini bırakacağım. Oradan ikisinin de hangi özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Ama tabii ki de şöyle bir şey söylemem gerekiyor. İki konsolumuzda hem Nova hem de Nova Lite. Android, Steam, iOS ve bilgisayarlarınızla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bak mesela burada arka kısmında da nerelerde kullanabileceğinizle ilgili bilgilere yer verilmiş. Bunda kutulama sade Nova Lite'da. Ama bunda da gene bilgiler var işte hani nereden nasıl çalıştırabilirsiniz vesaire diye tuş atamalarını göstermişler. Ben zaten size telefona nasıl bağlayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi hızlıca bir kutu açılımını yapalım. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyor. Öncelikle bu Nova Lite'ı açacağım tekrardan. Şimdi buradan kutudan çıkarttım mı zaten içerisinde çok fazla da bir şey yok. Şunları bir kenara alalım. Şöyle bir de sticker çıkıyor. Burada QR kodu bulunuyor. Bunu okutarak uygulamasını indirebiliyorsunuz. Şimdi ürün ilk geldi. Dedim Allah Allah bu ne böyle? Hani maket mi göndermişler falan dedim. Halbuki bu koruma kabıymış. Buradan kılıfını çıkarttıktan sonra ürüne ulaşabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bence malzeme yapısı güzel. Sadece şöyle bir avantajı var. Şimdi bundaki tuşlar, şuradaki joystick normal biliyorsunuz PlayStation'larda kullandıklarımızda burada oluyordu. Bu da tam tersi burada oluyordu. Bunu yukarı konumlandırmışlar. Bunu da buraya. Alışma süreciniz biraz zaman alabiliyor. Yani yaklaşık 2-3 saat içerisinde alıştıktan sonra rahatlıkla oyunlar oynayabiliyorsunuz. Arka kısmında şarj girişi bulunuyor ve burada normal PlayStation'da olan gibi RB, LB tuşları da mevcut. Malzeme yapısı güzel. Biraz ama elden kayıyor hissiyatı verebiliyor. Yani elimiz terlediğinde belki kayabilir bir tık bilemiyorum. Çünkü çok fazla böyle saatlerce oynamadım. Telefon veya tablete bağlayıp birçok oyunu deneyimledim. Hatta şu anda da görüyorsunuz oynadığım oyunları. İşte Mortal Kombat tarzında ya da araba yarışı tarzında oyunları deneyimleme fırsatım oldu. Şimdi bunu kutusuna koyalım hemen şöyle tekrar. Bir kenara alalım. Diğerini kutuya koyduk. Hemen şöyle bunun da jelatinini yırtayım ve bunun da bir kutu açılımını yapalım birlikte. Şöyle çıkartıyoruz. Bunu hiç açmadım dediğim gibi ilk defa sizle birlikte açıyorum. Bak bu da kılıfıyla birlikte geliyor koruma kabıyla. Ve bunun içerisinden sıkışmış herhalde. Biraz zorlansak da bunu da çıkarttık. Bakalım bunun içerisinden ne çıkıyormuş. Muhtemelen şarj kablosu falan çıkacaktır. Evet burada bir adet şarj kablomuz bulunuyor. Burada Gamesir'in yine kitapçıkları var. Bunları hiç açmayacağım zaten kitapçıklarını okumuyoruz. Hemen bunun da bir kalitesine bakalım. Şuradan kaldırıyoruz. Evet bu beyaz renk. Aa bir şey diyeyim mi? Nova'nın kalitesi daha hoşuma gitti. Rengi yani yapısı daha güzel duruyor. Bu kameraya da göstermek istiyorum net olarak. Gerçekten bu daha çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Şimdi şöyle baktığınızda şurada da tuşlar bulunuyor. Bunlara da basabiliyorsunuz. Bak buradaki tuşları görüyor musunuz? Şunları. Sesi hatta bir dinleteyim. Yani bunları da kullanabiliyorsunuz. Burada ışıkları var. Yani tuş dizilimi gene diğeriyle hemen hemen aynı. Bakalım bir. Tuş dizilimine baktığımızda siyah olan Nova Lite. Bu da Nova olanı.
Zaten Nova biraz daha üstün. Yani yazıları vesaire daha böyle şey. Bunda RGB de mi vardı? Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Bunu da kontrol edeceğiz. Şimdi ürünlerimizin kutu içeriğine baktık. Gelin bir bilgisayara ve telefona bağlayalım. Nasıl oyunlar oynayabiliyoruz? Nasıl tepkiler veriyor? Bunlara da bir göz atalım. Cihazı bağladığımızda direkt ışığı yanıyor ve Bluetooth'u açtığımızda bakın çok kolay bir bağlantı sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bağlandı yazısını görebiliyorsunuz. Rahatlıkla kurulum sağlanıyor. Evet, oyun başladı. Şimdi ufaktan göstereyim hemen sizlere. Gerçekten böyle bayağı güzel oynatabilen bir oyun. Tabii oyuna biraz alışmanız gerekiyor. Bir de Real Racing 3'e girdim şu anda. Bunda da göstereceğim performansı sizlere. Yani bence oyunun tepkileri, kolun tepkileri daha doğrusu hızlı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu araçta yarışıyorum. Şöyle daha güzel mi? Yo. Böyle de iyi. Şöyle fren. Bakalım birinci olabileceğiz mi bu arada? O da sıkıntı. Kolağın anlık tepki veriyor yani onu söyleyeyim hani. Telefonla Bluetooth'la bağladığımız için 2.4 GHz de bağlanıyor ve anlık tepkiler veriyor yani öyle sen sağa bastın sola bastın biraz gecikmeli gelmiyor direkt anlık tepkilerle hizmet veriyor. Şimdi kolumuzu bilgisayara bağladık. Bu Nova olan modeli. Bunu bilgisayara bağladım. Bunda titreşim de var bu arada. Bir Fall Guys'a girdim. Oyunu her ne kadar bilmesem de oynamaya çalışacağım sizler için. Bu kadardı. Yenemedik gene. Ama gördüğünüz gibi kol güzel çalışıyor bu arada arkadaşlar. Sizlere GameSir, Nova ve Nova Lite'ın özelliklerini göstermeye, oyun performanslarını da göstermeye çalıştım. Şu anda elimde görmüş olduğunuz Nova Lite modeli. Dediğim gibi bu Nova'ya göre biraz daha düşük. Hani fiyat olarak Nova biraz daha yüksek. Nova'yı da işte kabloyla veya işte Bluetooth'la telefonunuza, bilgisayarınıza, Steam'e ya da işte Android iPhone'un hepsine bağlanabiliyor. Aynı şekilde bu da bağlantı sağlayabiliyor. Şarjı gerçekten uzun gidiyor. Bu arada 2,5 saatte falan ben bir şarj süresine bıraktım ve sonrasında yaklaşık 6 saatlik bir oyun performansı aldım. Hiç kesintisiz. Tabii daha üstünü de denemedim. Belki baktığınızda biraz daha uzun sürelerde oynatabilir. Uzun kullanmadığım için de bir şey söyleyemiyorum. Nova Lite'ı genelde ya telefon ya da tablette yani bunu tablet veya telefonda kullanıyorum. Nova'yı da direkt bilgisayarda kullanıma başlayacağım. Nova'nın paketini açmamıştım. Sizlerle birlikte videoda açıp ben de deneyimledim. Nova biraz daha böyle modlar arasında geçiş yapabileceğiniz böyle daha özellikli bir oyun konsolu olduğunu söyleyebilirim. Onun üzerinde RGB ışıkları da yani ışıklar da bulunuyor. Ayrıca işte alt kısımda şuralarda da onda mesela bunda olmayan burada tuşlar da var. Oradaki tuşları da aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten diğer her şey aynı. Sadece dediğim gibi kola alışma süresi birazcık uzun zaman sürebilir. Çünkü dediğim gibi joystick ve mouse yani bu elimizle oynattığımız yerler diğer kullandığımız gamepadlere göre farklı yerlere konumlandırılmış. Tam tersi yere konumlandırılmış. Normalde biliyorsunuz alt iki kısımda joystick, diğer sol üst kısımda da normal manuel hani bastığımız yön tuşları oluyordu. Bunlar da farklı ama gerçekten bence kaliteli. Malzeme yapısına baktığımızda da
güzel bir hizmet verebilecek sana oyunlarda ve kullanacağın alanlarda ve platformlarda. İnceleme videomuz bu kadardı. Dediğim gibi teknik özelliklerle sizleri bu oyun konsollarında çok fazla sıkmayacağım. Açıklamaya linkini bırakıyorum. Hem Nova'nın hem de Nova Lite'ın, oradan özelliklerini kontrol ederek sizler de isterseniz ister inceler ister satın alabilirsiniz. Ayrıca son olarak bunu da göstereyim. Bunu henüz açmadım ama bunları upgrade ederek bu tarz böyle aksesuarlarda takabiliyorsunuz. Bu da bana aldığımda yanında geldi. Sizlere gelir mi gelmez mi orasını bilemiyorum. Yanlış bir bilgi vermek de istemiyorum. O yüzden siz gene açıklamadaki linkten bir kontrol edin. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa da alım yaparak kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.